Değerli Hedef Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz, bugün Balıkesirli Gönen ilçesine 7 kilometre mesafede güzel bir köyümüzde 6150 metrekare tarla içerisinde meyve bahçesi tanıtımı için geldik. Yerimiz 6150 metrekare. İçerisinde 100 metrekare prefabrik yapımız var. Çeşitli çeşitli meyve ağaçları. Şimdi hepsine bakalım. Tek tek yerimizi gezelim. Yerimize giriş buradan. Resmi kadastro yolumuz bu. Artı diğer alt kısımda da var resmi kadastro yolumuz. Giriş de burada. Oldukça büyük ceviz ağaçları var. Yine burada elma ağacımız var. Evimizin yanında burada bir tane de döngel ağacımız var. Mehmet abi, gel beraber gezelim abi. Yer sahibimiz Mehmet abimiz de geliyor. Burada da oldukça bir tane büyük incir ağacımız var. Yani çeşitli şekilde yerimizde Fındık ağacı var. meyve ağaçlarımız mevcut. Doğru mu Mehmet abi? Ayva ağaçları, fındık ağaçları. Ayva var, incir ağacı var, kiraz var, Muşmura var. döngelimiz var. Vişne var. Şöyle diğer tarafa doğru bir gidelim. Mehmet abiyle beraber. Mehmet abimiz kendisi makine mühendisi. Evet. Yine burada güneş enerjimiz var herhalde Mehmet abi. Tabii, güneş enerjisi. Evet. Mehmet abi her şeyi düşünmüş. Aşağı gitmemize gerek yok arada. Buradan böyle bakalım abi. Zaten görünüyor. Aşağı taraftan su da akıyor yalnız. Dere akıyor. Diğer tarafta deremiz de var, değil mi? Su var tabii. Evet. Diğer tarafta deremiz de var. Sınır yani o dere bize. Su sıkıntımız yok. Yok. Yol sıkıntımız zaten yok. Arkadan dönüyor yol. Yerimizin hem ön tarafında hem arka kısmında resmi kadastro yolu var. Köyümüze de 500 metre mesafede yerimiz. Yani yaz kış ulaşım sorunumuz yok. Hiçbir şey yok. Yerinde yok. Şimdi çekimden önce Mehmet abiyle biz deposu var Mehmet abi buna garajı diyelim. Hem depo hem garaj olarak kullanıyor. Orada benim dikkatimi çeken bazı şeyler oldu. Şimdi onu özellikle Mehmet abiyle beraber gittiğimiz zaman göreceğiz. Burası da görmüş olduğunuz gibi yerimizde Mehmet abi garaj düşünmüş. Garajın büyüklüğü ne kadar Mehmet abi? Bu garajın büyüklüğü Yani kaç metrekare toplamda? toplamda işte 85-90 lira arada. 90 metrekare kapalı bir alanımız var burada. Evet. Mehmet amcamız kendisi makine mühendisi olduğu için bunlara ne diyelim Mehmet abi? Antika mı diyelim? Ne diyelim? Bunlar antika abi, satılık değil de. Satılık değil ama antika Mehmet abi bunları Ama zehir kendisi. gibi makineler çok güzel. Evet. Güzel makineler. Özellikle Mehmet abi bunların bakımını kendisi yapıyor bu şekilde. Evet. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Burası takımhane şurası. Burası da Mehmet abimizin takımhanesi. Şöyle dışarıdan bir bakalım. Yok yok her şey var. Fakat yerimizi verdiğimizde Mehmet abi bunları alacak tabii ki de. Bunları özellikle belirtmek istiyorum. Yani Almak isterse traktörün birini bırakabilirim. almak isterseler diyor Mehmet abimiz traktörün bir tanesini bırakabilirim. Şöyle diğer taraftan gidelim Mehmet abi şimdi üst taraftan. Yerimizin diğer resmi kadastro yoluna da bakalım. Ha şu araya gidelim. Diğer tarafında da resmi kadastro yolumuz mevcut. Yerimizin çift taraflı yolumuz. Görmüş olduğunuz gibi bu da yerimizin diğer tarafındaki resmi kadastro yolumuz. Bu da böyle yukarıya kadar devam ediyor. Yan tarafta komşularımız da Erik burada. bahçesi var. Erik
yetiştirmişler burada. Yine burada suyu boşa akan bir su var burada Mehmet abi. Evet, o su geliyor devamlı. Devamlı akan bir su bu. Evet, evet. Yani yerimizde çeşitli şekilde, evet, üzerinde de oldukça çok var. Muşmulla, Döngel. Bunun ismi, bayağı bir farklı isimleri var. Yine burada ayva ağacımız var. Ağaç çok. Yani ağaç çok diyor Mehmet abi. Dolu. Dolu. Evet. Yeterince fazla ağacımız var zaten, meyve ağacımız. Yerimizde elektrik. Şu an biz elektriği jeneratör kullanıyoruz ama. Şu an için elektriğimiz yok. Trafo hemen 100 metre ileride. Trafoyu gördüm Mehmet abi. 100 metre trafo ileride. He. Yani isteyen buraya güneş paneli de kurabilir. İsteyen elektrik de alabilir. Ama Mehmet abimiz jeneratörle elektrik ihtiyacını gideriyor burada. Işıklandırma içinde güneş enerjisi var. Evet. Işıklandırıyoruz geceleri. Güneş panelimiz var değil mi Mehmet abi o zaman? Güneş paneli derken güneş paneli yok da şey, lambalar var. He tamam anladım. Burada ayva ağaçlarımız var. Mehmet abimiz bir de buraya su deposu yapmış. Bir de şey, kuyu. Bir de kuyumuz var yerimizin evet. İçerisinde sondaj sistemi. Hepsi içinde motor ne içinde? Hepsi içerisinde. Su kulesi. Su kulesine bakacağız Mehmet abi şimdi. Burada da elma ağacımız var. Evet. Bu su kulesi de oldukça bir masraf gerektirmiştir evet, Mehmet abi. Evet tabii çok masraf ettik ya. O filtreler, militreler falan hep onları ben sonradan bağladım onlara. Evet. Ondan sonra yukarıdan akıttım ki tabii basınçlı olsun diye. Evet abi. Herhangi bir şey yaratmasın diye gayet de güzel basınçlı akıyor. Yerimiz zaten doğanın içerisinde. Evet. Tabiatın içinde. Evet. Burada 100 metrekare bir prefabrik yapımız var. Evet. İçerisine bir de girip bakalım. Girişte burada bir mutfağımız var. Mehmet abi şimdi izleyicilerimiz soracaktır bize. İçindeki eşyalar dahil mi hariç mi? Şimdi içindeki şeyleri şeyi bırakacağız. Çamaşır makinesi bırakacağız. Onları biz yeni aldık. Evet. Onlar ona kalacak. Çamaşır makinesi kalacak. Kalıyor. Onun haricinde ocak da kalacak. Ocak kalıyor. Ocak da kalacak. Hı-hı. Onlar hep yeni aldık bunlar. Hep yeni. Şimdi buzdolabı falan var burada Mehmet abi bunlar. Buzdolabı ya götürebiliriz de kalabilir de. Kalabilir de. Sorun yok yani. Diğer normal eşyalar işte atıyorum işte koltuktur, yatak odası. Onları alacağız tabii. Onları alacaksınız. He. Şimdi mutfaktan çıktığımız zaman burada bir odamız var. Evet aynen. Odamızın bitiminde yine burada. Banyo tuvalet var. Lavabomuz, banyomuz var. Tekrar yine bunun var. Bitiminde burada bir yatak odamız var. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Tekrar burada şey var. Yine burada bir odamız var. Burası salon şey. Burası holümüz, evet. Girişimiz. Hı-hı. Yine burada bir salonumuz var. Oldukça büyük. Hı-hı. Şöyle bir bakalım. Yani toplam 4 oda var. Burası da arka çıkış kapısı. Çift burası kapı. Da çift kapı. Yerimizin diğer tarafından bahçeye çıkışımız. Evimizin arka kısmından diyelim. Televizyon antenleri falan mevcut. Her şey şeye bağlı. Uyduya bağlı. Her şey hazır şekilde. Tabii uyduya bağlı. Buraya da bir masa koyulabilir yani yazın. Masa da konabilir. Şimdi biz şunu öyle yaptık ki demir koyduk ki buraya. Buraya hani ileride kapatabiliriz düşüncesiyle. Her şey hazır yani. Evet. Karo döşenecek. Yani evimizde masraf hiç yok zaten. Yok. Zaten 1,5 senelik 2 senelik bir ev burası. Evet. Evde yapı da zaten yeni yapı. Yeni yapı. Yeni. Evet. Yani. Yeni yapı.
Yerimiz 3 artı 1. 3 artı 1. Öyle mutfağımız yani. Da oldukça güzel, masrafsız. Tabii geniş de mutfak. Mutfak da geniş. Bahçemizde burası, işte burası bir kiler gibi yerimiz, burası çardağımız. Burası da kiler gibi bir yer düşünmüş Mehmet abimiz. Onu içeriye de çekebilirsin. Yani içeriye de buraya malzeme koymak için. Değerli Hedef Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz, yerimizi yer sahibi Mehmet abimizle beraber gezdik. Evin içinde dolaştık. Yerimiz gerçekten güzel. Şimdi son söz Mehmet abimizde. Mehmet abim, yerimize fiyat olarak ne düşünüyorsun? Ya burayı 2100 lira biz düşünüyoruz. Çünkü muhasebemiz öyle. 2100 lira. Genel muhasebe yaptığımızda evet. Bizi öyle kurtarıyor. Evet abi. Ama ufak bir yani ciddi anlamda alıcı çıktığı zaman az da olsa bir pazarlık payımız vardır diyorsun. Var tabii. Var. Telefon numaralarımız 0541 104 57 57 0532 456 9946. Hoşça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Saygılar.